İyi akşamlar Teknosa günlük grafik. Yani Teknosa'da 6.40 civarlarını zaten destek olarak çok uzun zamandır takip ediyorduk. Döndü dolaştı. İşte tilki misali yine 6.40'a geldi, vurdu bugün. Önemli bir destek noktasında da günü kapattı. Şimdi tabii bu 6.40'tan kopmalar yaşanmaya başlanırsa aşağı doğru bir sonraki destek alanı teorik anlamda orayı da çizelim. 5.70, 5.70 desteğine bir temas olabilir, gündeme gelebilir. Çünkü 6.40'ta şimdi ne kadar stop bağlandı bunu bilemeyiz. Ama uzun zamandır çalışan bir alan olduğu için dikkat etmek lazım bu tür alanlara. Yani piyasa buradaki kırılımı yüksek ihtimal görür. Şu gördüğünüz akımda yeni bir dip arayışına girmiş olur. Teknik olarak konuşuyorum. Yani ille de 5.70'e gelir de demiyorum. Aradan bir yerden de destek bulma olasılığı her zaman vardır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama tablo negatif bir çağrışım yapıyor. Yani o tür bir şey olduğu zaman. O zaman da dediğim gibi 5.70'e doğru bir piyasanın gözü seyirir diye düşünüyorum oradaki desteğe doğru. Satıcılar kararlı. Satıcı bitmiyor Teknosa'da. Yani şurada sert hareketlerin hepsi bir trade fırsatı oluyor aşağıda. Orada alan alıyor, kâr eden ediyor falan. Onlar tekrar hızlıca satışa yöneliyorlar. Yukarı daha umutlu konuşmak için önce 6.80 geçilirse 6.80 bir şey değil, önemli değil yani oranın geçilmesi de bir tepki. 6.80'den gelebilecek bir tepki 7.56'ya kadar bir alana bir alan var önünde yani oraya kadar bir tepkinin devamına neden olabilir. Çok böyle olumlu bir şey konuşmak için 7.56'nın burada geçilmesi gerekir. 7.56 geçilirse biraz daha açıkçası olumlu bir tabloyu konuşuyor oluruz. O yüzden oraya bakmak lazım. Yani daha önce ben Temmuz'da da yaptım videosunu. Teknosa'nın da daha düzenli yapmaya çalışıyorum. Ağustos'ta da videosunu yaptım. Bir kere yaptım herhalde. Şimdiye kadar 11 Ağustos'ta olması lazım. O Temmuz videolarda veya Ağustos'un başında bir video yaptıysam orada 7.56'yı 618'in geçilimidir. Önemlidir yani. Daha önce zaten izliyorduk. Dediğim gibi yani dönüp dolaşıp bakacağımız yer burada olumlu konuşmak için 7.56'nın kırılımı olur. 34 RSI zayıf. MACD zayıf. O zaten çoktur sat vermişti. Kesmişti. MACD de aslında RSI'de sat sinyalini üretmişti. İkisi de zayıf bir alanda devam ediyor. Bunların dışında özel ve önemli bir şey yok. Herhalde unuttuğumda bir şey zannediyorum yoktur. Tabii en nihayet şunu da söyleyeyim bakın. 7.56 niye önemli? Yani geçildiği zaman tekrar yeni bir tepe yapar. Daha önce mesela şurada yeni bir tepe yani çok dik bir akım vermişti. Yukarı doğru. Ki 50 günü geçememişti orada da 50 ortalamasına takılmıştı. 8.28'e bakarız. Tekrar 8.28'in de üstüne çıkıyorsa net alıcılı bir ortam vardır. Yani orada yukarı doğru tepkilerin artması beklenebilir. Herkese iyi akşamlar.